Aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin. Vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Yiyeceğim seni ha. Ben seni yiyeceğim. Günaydın. Günaydın. Ah. Parmağım kaldı. Ay sinirim bozuldu la. Ne haber? İyi senden ne haber? İyi benden. Ay bu sakızı kim verdi Allah belanı. Neşelisin bugün. Ay sorma canım. Niye? Ay. Aşırı kik veriyordum. Ne bu neşenin kaynağı? Yok be, neşeli değilim. Baksana halime. Ne var halinde? Gayet iyisin. Sağ ol canım. Sağ ol canım. Sağ ol canım. Sohbet ediyor. Canım. Hayır. Sen bana canım demiyorsun. Aşkım öyle yani. Öylesine? Ne? Öylesine anlayamadım. Öylesine dedim diyorum. Hani şey olarak makara. Anladım. Sen nasılsın? Gördüğün gibi. Nasıl yorumlamam lazım? Ben çok iyi görmüyorum. Demek ki iyi değilim. Neden? İyileşmeye ihtiyacım var demek. Sevgiye ihtiyacım vardır belki. Ama vallahi ne tesadüf. Ay. Biraz şefkate. Ay ne tesadüf. Az böyle bana doğru mu gelsen? Gelirim. Çık gel. Şimdi mi? Ne yapayım ya? Ne zaman istiyorsan. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Mini mini bir kış konmuştu. Pencereme konmuştu. Sizin konuşmanızı izledik de sen hani... Dövdü beni. Beni dövdü. Olabilir öyle şeyler. Erkeği eşitlik hayır. Pasta Berk'ten sana gönderildi. O hediye de Berk'ten sana hediye, bilgin olsun. Dün buraya geldin. Burada olmanı çok isterdim ama burada olmadığın halde ve daha
bir günlük bir şey olmasına rağmen beni düşünüp pasta yollamışsın, hediye yollamışsın. Bir kadın için en güzel hislerden birisidir. Duygulandım. Hani derler ya, bir takım oyuncusudur ya da bireysel oyuncu. Sen takım oyuncusu değilsin, sen bireysel oyuncusun. Ne yapmam lazım? Ayağına kapatıp Mert'cim sen gidersen benim dünyam biter. Ben işte nefes alamam mı demem ki? Sağlıksız bir hal almaya başlıyor ilişki. Sana inanamıyorum. Tamam, inanamıyorsun o zaman bir daha yanında oturabilirsin. Ben direkt buradan gidiyorum, tamam mı? Ha, sen bu gitmeye çok alıştın. Ben direkt buradan gidiyorum, bir daha da yanına oturmuyorum. Bu dediğimi de unutma. Gerçekten çok tatlı bir kadın. Kaynanan olsun ister misin? İsterim bu arada kaynanam olsun. Bir kırmızı oda olsa çağırırım diyorsun. Evet evet çağırabilirim. Peki hanım zaten bu işten heveslenmesin. Öyle bir şey olmayacak. Ben onunla yüzleşemiyorum. Tam olarak sakin bir alanda karşılaşamıyorum. Ya sürekli kaçıyor ya kalabalık oluyor. Ben mi kaçıyorum? Ne saçmalıyorsun? Ben seni görmüyorum bile, yoksun. Seninle uğraşırım. İstediğin kadar uğraş. Oh, seni tiye almıyorum ki. Yapmadım yoksun. Ama yapsaydım da çok güzel olurdu. Oh! Senin gibi pis kalpli insanlar ucuz kelimeler kullanarak beni mağdur duruma düşürdü. Bunu sen yaptın zamanında. Boş evet, konuşma. Evet. Bu da tamam, senin hoşuna korkarsın. Gidiyor. Zevk alıyordun. Anladın mı? Ne yapıyorsun? İran'ın takımı. Oturuyorum. Bugün de senin mi modun yok? Beni çok iyi tanıyorsun değil mi? Ne oldu? Sence neyi takmışımdır mesela? Bir şey takmış. Dansa. Bence hayır, kolyesine. Dansi. Hayır hayır, kolyesi alakası yok. Neye taktın? Bir boydan seni bir görüyor, bir şey söyleyeceğim. Boy ne alakası var? Bir gel sen. Ne alakası var kıyafet? O dolar işareti mi? Hı-hı. Serbest bırak ellerini. Ay dolar işareti. Bak ama, elbisen zaten uzun ama çok... Ama bakar mısın hayatım, hani ben inceyim ya, böyle dur, böyle durması gerekiyor. Böyle. Öyle durması gerekmiyor bak mesela... Aşkım bu ne şey gibi bak. Ya bekle ben bak. Konuşuyorum bir ya. O zaman konuş. Giyme. Giyme, sonrasında çok konuşuyor olurum çünkü ama anlamıyorsun sen. Bak şimdi oynarken özellikle bunu öyle bir açıyorsun ki tam yırtmaçın tam buradan belli oluyor. Ha bunu yapma. Bunu benim annem de istemiyor, senin annen de istemiyor. Sonrasında ben söyleyince suç oluyor. Hayır, Murat ben öyle ki, yapmıyorum. Sadece şöyle tutuyorum. Sen kendini görene, Dilara'nın yanındaydın, ben seni gördüm. Hayır, sadece böyle tutuyorum. Öyle tutmuyorsun işte. Bak, Dilara'nın yanındaydın diyorum. Bak, ay, ne kadar ben hiç iyi, görmedim. Bak, ne kadar iyi izlemişim. Sonrasında ben sana daha kolay nasıl anlatılır diye anlatıyorum. Sonrasında Murat çok konuşuyor oluyor. Yapma bunu. Serbest bırak kalsın. Elbisen zaten ama çok bak, güzel. Ama bak, bu çok büyük. Anladın mı? Büyük. Bak. O zaman o yırtmaçını alıp da buradan yukarıya o kadar kaldırma öyle. O kadar da kötü durmuyor Murat, tamam. Abartma. Evet. Hayır kankacığım, oynarken gördü, Dilara'nın yanında gördüm tamam, ben. Oynarken hareket halinde olduğu için bir tık fazla açılmış olabilir ama normalde... Sadece şöyle tutuyorum, işte çok öyle tutmadı. Bak için. Bu bölümü izlediğinde göreceksin. Hatta önde başkaları vardı, sen arka taraftaydın, çok fazla açtığın için zaten şey yaptım. Yanımda da Oğuz vardı, bak görüyor musun dedim. Bölümü izleyince aa evet Murat diyeceksin. Hayatım sen... Aa evet Murat. Sen çok şey yapma bu soru. Bak çok şey yapma değil. Bak normalde ben şey yapmıyorum ama şeyi yapacağım zaman biliyorsun. Hem Murat sorsa evet mantıklı söylüyordur diyoruz ya genellikle. O yüzden. Tamam. Tamam. Helal lan Yusufi. Pişt. Aşkım. Aşkım. Meleğim. Bir tane. Fıstığım. Ne yapıyorsun? Bu nasıl bir güzellik tekrardan. Niye? Bayılıyorum sana. Murat otursana kanka. Teşekkür ederim cansın. Nasılsın? İyiyim aşkım, sen? Bak saçlarım olmuş mu? Çok güzel olmuş. Yani o yani yapmadım bir şey, o yüzden mi olmuş? Evet, çok güzel olmuş aşkım. Hep böyle yap. Uğraşınca beğenmiyorsun. O yüzden ben de beğenmiyor değilim. Beğenmiyor değilim ama sanki pek de hoşuna gitmiyor gibi. Hayır aşkım, bu daha çok hoşuma gidiyor. Öyle o mi? Benim de sen çok hoşuma gidiyorsun. Ne yapacağız genel olarak? Ya.
Evet, fıstık. Yiyeyim mi seni, ha? İyiyim gelim, aşkım. Gelin mi oraya? Aşkım gel. Evet, tam öyle. Nasıl oldu? Çok garip. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Bay bay. Görmedim benim spoiler'ımı. Aşkım. Güzelim. Bir tane. Nasıl hanım hanımcık güzel olmuşsun sen, öyle bakayım ha? Aşkım ben ilkokul öğretmeni oldum. Vallahi bence tam müzik öğretmeni olmuşsun aşkım. İlayda ben ne kendim... zaman böyle konuşsa aklıma hep Allah. Ay İlayda bu ne? Aşkım. Ben bir şey soracağım. Ay bu kim ya? Yeni bu kız mı gelmiş? Gitgide etek boyu uzuyor, en son yerlerini böyle görenler. Öğretmenim böğün canlı ders var mı? Öğretmenim boğun canlı ders var mı? Oy böyle öğretmene can kurban can. Aşkım giyerken çok beğenmedim ama kızlar derler ki Görkem bayılır, sırf senin için giydim. Aşkım çok güzel, çok bak kırmızı ne güzel yakışmış. Yakışmış, yakışmış sarı saçlarına, ne güzel olmuş bak. Oh. Oh. Rahatladım, güzel de dans ettin aşkım bak mis gibi. Senden azar yedikten sonra ben dans, sadece şu kaldı danstan. Aşkım, aşkım şunu yapsana, şunu yap. Kafanı yap, kafanı. Aşkım sana küçük bir hediyem var. Ay? Bana geçen hafta söylemiştin. Ben de senin için özel aldım. Sana hiç göstermedim bile, merak ediyorum. Ne aldın aşkım, ne aldın ya? Küçük hani senin geçen telefonun kılıfı kırılmıştı ya. Evet. Sana güzel bir telefon kılıfı aldım. Teşekkür ederim hayatım. Bugüne nasipmiş. Hemen geleceğim, senin o güzel elbiseni göreceğim. Ben de senin öğrencin gibi gelirim. Sen böyle giyinirsen ben tekrar okurum. Öğrenci mi olacak? Aşkım. He? Öğrenci mi? Neresi ne öğrenci? Ne öğreteyim sana? İlgör. İlgör. Ben aydın. Mini mini bir kuş konmuştu. Pencereme konmuştu. Nasılsın? Aldım onu içeriye, cik 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 öpsün. Arkadaşlar. İşte bu senden beklediğim hareketler bu. Beyza. Ooo Rucu mu başlamış kanka? Rucu mu başlamış? Mi? Evet. Aa, öyle mi? Hepsini ya. Bozdun kanka. Ay şarkmış bu oğlum, bu hastası. Kanka. Doğru. Yaptıklarını ne kelebeğe verilmedin bak. Bak. Doğru doğru. Bak kelebeğe verilmedi. Adam verilmedi. Ben de konuşacağım yani. Ben de şu an fark ettim. Yaptıklarını asla kimse zaten tasdik etmiyor. Asla. Ama. Doğru. Çok doğru kanka. En çok ses çıkaran benim mesela doğru. Onlara. Aynen aynen. Ama bu da değil ya. Yok sen demedi ya, ben diyeceğim yani. Aynen, ben o yüzden şey yapmadım, sen dedin. Yok haklıyken haksız duruma düşüyorlar. Aynen çok mesela. Doğru, doğru beyler. Anladın çok mı? Doğru. Gerek yok. Aynı şekilde gitmeye gerek yok. Biz onları doğru. Kınarken... Biraz yere hani abartma sen. Sana mı soracağız lan? Sen ne diyorsun lan? Almanya'dan gelmişsin, bizi mi kovuyorsun lan? Ha? Ne diyorsun lan? Bunlar onun şakası olmasın. Ben her gün biraz daha güzel yaşıyorsun. Ay teşekkür ederim. Merhabalar Beyza, tanıyorum. Hiç kaçırmadan. Merhaba. Hoş geldin diyecek. Kimin annesi? Nasılsın? Hoş geldin. Belki. Aa Berk'in annesi. Merhaba canım. Merhaba annesi. Sizi tanıyamadım. Tanışırız. Tanışırız. Merhaba hoş geldin. Berk'in. Merhaba güzelcim, tanıyorum. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Çok gülmek anasını. Merhaba. Siz de yeni geldiniz evet. Herhalde. Nasıl geçelim? Kapıda gülmeni de bana boşluyoruz herhalde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Ay iyiyiz. Siz? Ben de iyiyim. Siz buraya geçin. Ben oraya geçeyim. Yok fark etmez. Ay ben oraya geçeyim. Kayın. Neyse. Hepiniz birbirinizden güzelsiniz maşallah. Teşekkür ederim. Siz de çok güzelsiniz gerçekten. Teşekkür ederim. Ay çok benziyorsunuz. Benziyor sadece mi? Gözleriniz farklı. Genelde onu babasına benzetirler ama. Evet göz çevresi falan çok benziyor. Arkadaşım annesine yaranmaya çalışıyorum. Heyecanlısınız değil mi? Evet heyecanlıyım biraz. Daha önceden gelmiş miydiniz? Yok hiç gelmedim. İlk defa. İlk defa geliyorum evet. Evet. Ne düşünüyorsunuz ev hakkında? Nasıl bir enerji aldınız? Vallahi ben zaten hiç kaçırmadan izliyorum. Hepinizi çok beğeniyorum. Yani böyle sanki burada yaşıyor gibiyim. Hiçbir saniye kaçırmadığım için bir yabancılık çekmedim şu anda. Ama tabii biraz heyecan var. İlla ki tabii. Evet, sizler ne yapıyorsunuz da? Ne yapalım, biz de uğraşıyoruz. Yuvarlanıp gidiyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Diyelim. Nasılsın?
geldi. Kızlar soru sorun varsa sorunuz. Evet, yani üniversitelerde adayları. Aa, merhaba Osman, nasılsın? İyi, zahmet etmeseydin. Ben de iyiyim. Ben Berke'nin ev arkadaşıyım. Biliyorum ya, biliyorum. Sizinle. Konuştuk telefonda detaylı da. Detaylı konuşuruz eve gelince. Tabii ki, tabii ki canım. Şu anki gelin adayınızın kim olduğunu biliyor musunuz? İsminden bahsetti mi? Yok, bilmiyorum tam da. Yani şu an bir gelin adayı yok ama tam olarak böyle gelin adayı olmaya aday adaylar var. Hayatım, gelin adayı ne yani? Tanışma yolu. Tanışma yoluna girmişler mi yani? Yok, girmemişler biz de. Tanıma yolunuz dedi. Yolundayız. Tamam, hayırlı olsun. Sevgilisi diyelim. Dermiş. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Şu an Damla'yla bir yolda. Yani hayırlısı insan, olsun. Hayırlısı. Peki hani böyle tercihleriyle alakalı falan hani düşündüğünüz bir şey var mı oğlunuzun? Ya her şey konuşabilirsiniz. Evet, ben zaten çok açık sözlü bir insanım. Yani lafımı hiç sakınmam. Tercihlerine hiç karışmam. Sadece kendi fikrimi söylerim. Ama ben ona bırakırım her şeyi. Mutlu olacaksa da kendi olur. Olmayacaksa da olamaz. Ama her şartta, her koşulda arkasındayım kararlarının. Peki bir şey biz geçen gün bir... Aynen, dur. Buyurun. Sorayım mı Beyza? Sor aşkım, sor. Sorabilirsin, ne istersen. Hani sizin bir geçenlerde konunuz geçti biz burada kritikle konuşurken de. Sanırım çok üzülmüşsünüz belli bir zaman Berke'ye. Çok üzüldüm. Ne üzdü sizi ya da o durumla alakalı düşünceniz ne mesela? Yani neden şimdi, üzüldünüz yani? Ben şimdi o tweet'i izledim. En az 30 kere arka arkaya izledim ve tabii ki çok üzüldüm. Gerçekten çok yorgun olduğunu gördüm. Yani çok yoruldum Öykü Hanım dediği zaman ben zaten orada bittim, ağlamaya başladım falan. Ya, kıyamam. Yani çok yoruldu gerçekten. Herkes yoruluyor tabii, sizin işleriniz de kolay değil o yani. O bizden biraz daha ekstra yorulmayı tercih etti. Yani maalesef. İşte kendi seçimi tabii ki. Ben dediğim gibi her zaman seçimlerine saygı duydum. Yani şimdi kimseyi de suçlamak istemem tabii ki. Aynur da burada yok. Aynur'u da ben şahsen beğeniyordum. İlişkilerini destekliyordum. Duruşunu da beğeniyordum yani, onunla ilgili de bir sıkıntım yok da yani istediği karşılığı alamadı sadece belki. O yüzden olmadı diyelim. Nasip değilmiş. Yani tabii öyle demek. Yani, her şeyin hayırlısı. Bir anne olarak her şeyin hayırlısı tabii ki, evet. Bize. Peki belki evde nasıl normalde? Yani belki çok hiperaktif bir çocuktur. Hep güler yüzlüdür. Evet, çok duygusaldır. Yani sürekli çok konuşmasının altında çok duygusaldır. Vallahi çok merhametlidir. Yani şimdi ilk 50 bir bölüm bir Berke izledim ben. Araya geldiğinde dedim ki oğlum yani bu sen misin? Tanıyamıyorum ben seni dedim. Sen o kadar nazik, kibar, saygılı bir çocuksun. Yani böyle kadınlara senin sesini yükseltmen yani hiç hoşuma gitmedi dedim. Bir daha da asla görmek istemiyorum dedim. Ben kendi oğlumu tanıyamadım yani. Yani tabii ki psikolojisi bozulmuş olabilir. Herkesin olabileceği gerçekten gibi. Kolay bir yani kolay değildi. İkinci 50 bölümde gerçekten. Zannedersem öyle bir şey yapmadı. Yok yok aslında. Gayet sakin ve sabırlıydı, saygılıydı. Yani o çünkü normalde her zaman böyledir. Çok sabırlıdır, çok saygılıdır. İlgi göstermeyi çok sever ama tabii ki karşılığında ilgi de almak ister. Yani biz birbirimize çok ilgi gösteririz. Yani ben şimdi mesela bir kere aradığımda ne zaman ararsam arayayım... Telefonu açar, aşkım nasılsın, bir tanem, hayatımın anını anneciğim der. Yani sarılır öper, biz de onu sürekli sarılır öperiz. Ne bileyim, biz böyle çok sevgi dolu bir aileyiz. Ne güzel. İşte öyle. Ben Bat. Görkem Batkan. Ferhat hakem olsun. Tamam Ferhat. Nasıl peki takımda nasıl olacak? En fazla atmış olan takım. Sam siz atın. Onunla değil. Baş çekiyor kanka, onu atalım. İki sonra toplama. Aynen. Evet. Evet. Bence sizin grubu atsın, toplayalım sayın. Öyle öyle. Öyle. İki atacağız. İki hakkınız var abi. At iki tane. Topla. İçeriden dur. Hadi bakalım, sekiz tane. Dersin böyle, gidersin böyle. Ben de yapacağım ki o bari. 1-0. 1-0 son hakkın. O ne lan öyle? Körü misin Ver bura. Sen körü misin lan? Stephen Curry buradan Ceren Queen'e selamlar. Airball da atmazsın mı? Süpersiniz. Yapsana airball, öyle deme ama. Airball. Airball. Hey, bir dakika başlayalım. Hayır. Zinle. Helal oldum da belli. Defense. Oğlum sıfırsınız hala. Defense. Defense. Bak böyle. Defense. Hadi. Biz var ya bench'te ne yapıyorduk? Hop. Yeah! Bir. Gel buraya. Bir. Ağzımdan salya. Bir.
Hop kaçtı bu Airball. Kaç olan kazanacak? Hayır, en tamam. Çok atmış olan kazanacak. Hayvan 3 ya. Hayır. 2, 4, 6, 6'da 1'iz şu anda. 6'da 1'iz abi. Takım olarak 8 tane şut olacak. Aynen. Hop. Airball. Yo, yapma, Airball yapma, farmer. Tam bu protest devam et abi. Hemen gel Tuzla Spor'a yazın. Şimdi beyler ben taktik söylüyorum. Sen devam et. Hop ben de söyleyeceğim. Ya kısa kaldı. Güzel abi. Bunlar atamaz. Yok, İki tane atıyorum. Belki de sevmediğiniz bir huy var mı? Mesela belki çok çabuk sinirleniyor. Yani çok çabuk sinirleniyor ama aynı benim gibidir. Çabuk parlar, hemen geçer. Yani kin tutmaz. Hiç kin tutmaz, hemen barışır. Başka sevmediğim bir huyu yok. Tabii ki insan kendi evladına evde şey bulamıyor. Evde böyle şey hani dediğiniz biri oldu mu hiç peki böyle işte hani şununla olması, şu kişiyle olmasını yakıştırdım isterdim. Yakıştırdım şu kişiyle. Ya da aynen. Yakıştırmadım bu kızla olmasını istemem. Ya da tam tersi aynen. Yani şimdi görüşme yolunda olduğu bir kızımız var. Onun yanında ben de tam öyle bir şey söyleyeyim. Tam daha konmadı ama yani değil benim için gerçekten. Tam bir ismi de konmadı evet. Açıkçası. Yok güzel benim için de sorun değil. Yani söyleyebilirsiniz, rahat olabilirsiniz. Yani şimdi ne desem başkası alınacak yani. O yüzden herhangi hani, bir yorum yapmayayım. Hani ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz güzel güzelsiniz. Zaten sizinle de konuşmak istiyorum. Yani Berke ile bizim de bir eski ilişkimiz oldu. Gerçekten değer verdim ama ilişki bittikten sonra bazen benim de cahilliğim, acemiliğim, bu evin psikolojisi, ben de hatalar yaptım. Berke de yaptı sana evet, karşı sesini hani, yükseltmemeliydi. Ben ona her zaman evet, dedim, helalleştik haklı bir... da olsan dedim yani asla bir kadına sesini yükseltmemelisin yani. Evet, evet. Az önce söylediğiniz şeyi de o Gizem'le olan ilişkisine hitaben söylediğimizden evet, fark ettim. Yani evet. Hiçbir şekilde sesini hiç kimseye karşı yükseltmemeli çok yani. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ben zaten Berke'ye de ekstra söyledim eğer anneni... Çünkü o tweetinizi görünce dedim ki eğer annen hani bu konuda üzdüysem işte hani şey yaptıysam annene ilet dedim. Hani bir anneyi üzmek istemem çünkü. Hani biz Berke'li olsak da olmasak da önemli değil. Yok, siz üzülmeyin tabii ki. Yeter ki. Yani siz eğer de üzülmeyin. Hepiniz şeyim değerlisiniz olduysa, yani. Hani sizin yok, oğlunuz, yok. Canınız bir hata mı olduysa kusura bakmayın. Yok yani. Yok yani ben seni de çok beğeniyorum. Sizi de beğenerek izliyordum ama olmadı. Bazen hayat. Yani olmayınca olmuyor. Evet. Yapabilecek bir şey yok. Tatlı getirdim bu arada. Biri isterse ay, alabilir. Ay, niye zahmet? Teşekkür ederim. Yok, niye zahmet olsun? Hayatta atamazlar, hayatta atamazlar. Murat! Şuna görsünler. Bir daha atsan onu. Şuradan görsünler diye lan ben bir şey yapmayacağım. Hayatta atamaz, hayatta. Hayatta atamaz. Kafasını karıştır, hey! Hayatta atamaz. Atamaz. Atamaz o, bilmiyor, bilmiyor. Sen de, sen de. Airball, airball. Kanka sanki Murat sevgili de protest ha. Airball, ha? Murat boş. Murat'ınki de protest bot. Sanki. Yeah! Senin mi lan bu? Geri çıktı ya. Allah Allah. Olmadı, olmadı. Yeah. Aynen. Tamam, tamam. Beyler, bir, ha, lütfen. Şşş. Çıktı, çıktı. Evet evet beyler geliyor. Bir şey diyeceğim. Nesine oynuyorduk? Bat atamaz. 3 olan alıyormuş ya. Dur dur. 3 olan. Hadi bak. 3 olan. Hayatta atamaz. Hayatta atamaz. Attı. Yok yok. Bilmiyor, bilmiyor. Oğlum ne olmuş lan? Bilmiyor. Atamaz. Wink 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 wink. Aferin. Çok iyi. Atamaz. Dostum bat. Dostum bat. Dostum bat. Dostum bat. Dostum bat. Yeee! Yeah! Dur oğlum bir, Kaan. Allah aşkına atma uzasın. Kaan gözünü seveyim. Atma uzasın. Hop! Son! Yoksa uzuyor, son! Son! Bir tur daha dönelim. Daha yavaş at, daha yavaş at. Hadi be abi! Yes! 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 İkinci tur. Baştan at. Oğlum bir şey fark etmedi ki, ikinci tur. Kurtardık oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Hop! Hadi güzel, güzel hadi. Berto'ya bak ya. Bombacı bir layık ha. Hop! Bir tık daha geriye. Olsun. Mert atamadıysa kimse atamaz. Hep böyle at Mert. Olsun. Dora geçsene. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Evet, estağfurullah. Kumar oynuyoruz şimdi. Oğlum ne yapıyorsun lan? Adam. Mert. Abi ya. Siz hiç atamayacaksınız bu sefer ha. Geldi, geldi. Geldi o. Oğlum atar yoksa mı? Ya nasıl olmadı ya? Atarsan. Bombacı mı lan? Yeni kız senin atarsan. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Tala birazcık daha. Tala bir kanka şöyle at şöyle. Tala şu an bok gibi. Atamaz atamaz. Güzel güzel. Bak 2'de 2. 2'de 2 alıyorum. Anca yaklaştık. 2'de 2 yap oyun be yaklaşık. Kayın ço. Kayın ço şimdi. Hadi at. At lan. Hey. Nerede? Orada. Orada. Ama artık at. Oğuz neyle? Girmez. Hop.
Hadi be. Abi yok böyle bir şey. Kanka top kötü ya. Bir de bizim yaptığımız bir hata var arkadaşlar. Dokunma, değişme, değişme. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Böyle sıfırdan başlayalım. Böyle başlayalım. Böyle başlayalım. Daha iyi sekmez yani. Yer tut. Tamam. Yer, böyle başlayalım. Böyle gidersen. Bence sıfırdan başlayalım. Yok oğlum zaten. Bitti o girelim öyle. Hop. Aynen. Oh, yok ya böyle bir şey. E, kim başlasın bizden? Ben. Abi sıfır attı ya. Ben başlayıp bitirdim. Sen sana bekleyip yapacağım şimdi. Atarsan bitiyor zaten. Bekle. Atarsan. Abrakadabra. İlgör atsın. Weeek. Kolsuz görkem. Sus lan. Adatta. Kolsuz görkem. Tekne atacağım herhalde. Kolsuz görkem. Hop. Hop. Airball görkem. Airball. Dostum bat. Abrakadabra. Dostum bata bir yetene. Öbür türlü olsa doğru giriyor. Atarsan bu evde hiç şipin olmuyor. Atamaz. At zaten git. Külfeye. Hop attı. Ay. O resmi ben nasıl? Ben diyorum abi orayı değiştirelim. Kaan'ın resmi nasıl? Bir hakine bu evden sonra değiştireceğiz. Alvin. Abi nasıl güldün lan orada? Wink. Var ya ilk gün hatırlıyorum şimdi çürük atmayacaklar. Atamayacaklar. Rahat olun. Keep sen calm. Dört mü oldu? Yok ben atmadım. Bitecek ya o. Wink. Lan ne yapıyor ya? Kanka böyle daha iyi. James Harden. Hayır. Yok aa. Yok bilmiyor ya bilmiyor. Burak bir konsantrasyon yapsana. Bilmiyor. Attın he. Attın. Bir saniye bir saniye. Yok baba. Oğlum atsaydı geri çevirecektim. Bir duraydın ya. Dur yok. Attın. Girdi. Şimdi girdi. Bizde bakmalar bizde. Hop girdi. Hadi bakalım. Oğlum o bitti onu kazandık. Tamam onu kazandınız. Bunu böyle istiyorum bir de ben. Şimdi kaç tepsi baklava alıyorlar? Dur, ver baba. Onunla konuşmadık. Biz Berke'yle aslında bir süredir konuşuyorduk hani internetten. Sonra buraya geldik. İlk defa burada yüzde birbirimizi gördük. Sonra burada ilk önce tabii ki arkadaş olarak birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Ya, arkadaş olarak birbirimizin hani huylarını seversek, birbirimizi seversek ondan sonra da ilişki o zaman. Hayırlısı diyelim. Aynen. Hakkınızda ben dediğim gibi her zaman Berke'nin her tercihine saygı duyuyorum. Her zaman arkasındayım. İnşallah yani hayırlısı olur. Artık onun da mutlu olduğunu görmek istiyorum evet, yani ben de. Ben de görmek istiyorum. Yani gerçekten insan çok üzülüyor. Her anne üzülüyordur tabii ki. Yani işte ben kahve de onu mutlu görmek istiyorum. Su, kahve, teşekkür. Şey, bir su alabilirim ya. Su ben getireyim hemen. Beyza gitti. Bazı aileleri... Bak küfür etmek istemiyorum sana ha. Küfür edeceğim şimdi ağzını. Bir şey söyleyeceğim. Ne zaman sen bana tanımadığına girdik? Belki daha geçen gün sordular. Tanışmaya çalışıyoruz dedik hayır, ya. Hayır tanıma ben yolundayız dedik. Ben sana sordum tanıma yolundamayız ya dedim. Ya biz flörtüz Berke. Nasıl? Ne zaman flört olduk? Bana böyle bu şekilde lanse etsene zaten. Bunların hepsinin kayıtlarını istiyorum. Çünkü Berke bunu söyledi. Ayrıca o kızla da tanışmana izin vermiyorum. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Çok ilginç. Gerizekalı. Niye gerizekalısın? Bak lütfen benimle düzgün konuşur musun? Ben umarım. Umarım. Tamam yapabilirsin. Yap hadi. Beni böyle tehdit edemezsin. Ne yaparsın? Yaparsın sen de mi tanışırsın? Yapmıyorum bir şey. Sen de mi tanışırsın? İstediğini yap, yapmıyorum ben de bir şey. Benle bu şekilde konuşma Berke. Yaparım dersen yap derim ben de. Sen yapıyorsun. Sen niye yapıyorsun? Bak gülesim geliyor. Ben ciddi kalamıyorum şu anda. Böyle bir sen şey değil. Sen niye yapıyorsun? Bu tanışma öyle bir şey değil ne demek? Ne Berke zaman bana tanışmayı... Öyle bir şey evet, değil erkekleri, ne demek? Kızlar evine giriyorum ayağı bile kalkmıyor. Ya bak sen. Şu bunu anda... Niye böyle bir tanışmana gireyim ki? Kızlar evine giriyorum ayağı bile kalkmıyorsun karşılama. Dilara geliyor soruluyor sen ayağı bile kalkmıyorsun. Nerede değer, nerede verdiğin değer, duygu? Ya Berke sen iyi misin? Ben sana değer verdim. Sen bilmiyor musun o kadar zamandır biz İşte göstermiyorsun o zaman. Ben de tanışmıyorum veya flört olduğunu ya göstermiyor olabilirim. Bunu bana doğru düzgün biz konuşabiliriz bunu. Tamam söyleseydin o zaman sen de düzgünce. Allah'ım sinirlerim oldu. Ya dur be. Bak kızla tanımak aldın istiyorsan mı? Git tanı. Ama de ki bana ben seni tanışmak istemiyorum de. Bak şimdi. Tanıma yolunun yolunda da mı başka tanıma yolunun yolları oluyormuş? Bu ne biçim yollar ya? Ayıp olmasın diye kalkarsın yani. Gülme! Gülme! Tamam tanışmak istiyorsun o kız. Of ya! Tanışmak istiyorum mu dedim. Kız kaldırdı beni kısıtlı şeye çağırdı. Tamam tanışmak mı istiyorsun? Ay ben öyle bir şey mi söyledim?
Ben öyle bir şey söylemedim. Belki ben gerçekten senden hoşlanmasam... Bak gerçekten sinirlenir. Ben seni o kıza görünce ben gerçekten kötü oldum. Tamam, bunu belli etmiş oldun şu anda. Daha öncesinde belli etseydin. Ben böyle bir şey yaşamamız mı gerekiyordu bizim? Ne alakası var bizim? Biz flört değildik diye ben yaptım bunu. Öyleyiz! Flörtüz. Herkes duysun biz flörtüz. Sen bana flörtümsün dedin Berke demedi. Berke dansa da kalktın, kırmızı odaya da gittin. Evet, öyle oldu. Evet, eyledi. Çok çirkin, hiç yakışmıyor senin gibi güzel bir hanımefendi. Sana da yakışmadı Berke bu ara. Ben çağırmadım ki. Bak, tanıma yolunun yolunda benimleysen eğer bir başkası olamaz. Oğlum dur, erkeğin şiddeti hayır. Hayır, ağlama. Ağlama. Sinirimi bozuyorsun ya. Hayır, ağlama gel. Ya elim ayağım gidiyor, salak mısın ya? Ne oluyor oğlum? Abi dur. Ağlama, niye ağlıyorsun? Senin yüzünden, ne yüzünden olacak? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım onu? Haftaya erkek gelsin, bak gör bakalım Berke nasıl kalkıyorum. Kısasa kısas mı bu? Fatoş anneciğim bazen böyle... Şok etkisi yaptı bir sinirlenme. Bu görüntü için sizden çok özür dilerim. Çok utandığım bir görüntü bu gerçekten. Yok, önemli değil yani. Sen sahiplenmişsin, ben kızmışsın. Ben çok fazla sinirlendim ve belki çok fazla galiba benimsedim. Tamamıyla o yüzden oldu. Yani gerçekten kusura bakmayın, şu an çok utanıyorum. Yok, hiç önemli değil ya. Yapılacak şey. Ne tatlısınız. O da o an biraz sinirlenmiş. Yani evet, o sahiplenmiş, sinirlenmiş haliyle. Ama belki tanıma yoluna girmediğimiz için oturdum diyor. Tanıma yoluna girmiş olsa zaten ben de oturmasını tasvip etmem. Odadan çıkması lazımdı. Bizim evet Berke'yle tam olarak anlaşamadığımız konu, tanıma yolunda mıyız, tanıma yolunun yolunda mıyız? İşte netleşmemişsiniz. Aranızdaki tatsızlık da ondan olmuş zannedersem. Birbirimizi birazcık yanlış anladık. Birazcık da fevri, stres, yorgunluk falan. Öyle birbirimize yansıyor bazen. Evet. En azından bağırmamış sana, ona sevindim. Ben birazcık diyarladım olabilir galiba ama... Yani... Olabilir, kızlar bağırabilir, erkekler daha sakin yani, olmalı, evet. Onları sakinleştirmeli. Ben öyle düşünüyorum, ben gelince bir kayınvalideyim. Evet, kendim... Ne kadar olumlu bakış. Evet, ben dominant olabilirim, yani dominant bir karakterim, Berke de öyledir. Ama yani gelince bir kaynanayım. Çok güzel. Ama işte gerçekten böyle olmamız gerekiyor, çok önemli biliyor musun? Evet. Çok güzel bir bakış açısı yani var. Benim annem de kayınvalidem de öyle. Benim kayınvalidem de öyle. Yani değil biz mi? Eşimle ayrılmış olabiliriz. Benim kayınvalidem hala görüşürüz, hala bana kızım der. Ya evet işte bu yani ya. Yani ben de ona anne derim. Yani o yüzden öyle olmalı bence. Benim kayınvalidem de yakın zamanda geldi. Buraya mı? İkinci gelişiydi bir de. Ben onu diyecektim. Bir kere gelmişti, bir kez daha mı geldi? Evet. O ne güzel, tanıştınız. Tanıştık. Allah sizi de mesut etsin inşallah. Sizi de yakıştırıyorum. Abi çok teşekkürler. Sizi de yakıştırıyorum yani. Hepinizi yakıştırıyorum. Oynik zaten şeyim, favorim. Teşekkür ederim. Busmer de öyle. Ayıramıyorum ikinizi. Mert de, Oğuz da yani oğlumun çok yakın arkadaşı. Tabii ki favorim Oğuzhan ve Dilara'ydı. Oğuzhan'ı da çok seviyorum çünkü. Ama olmamış sanırım. Bölümleri izledikçe anlayacağım. Yani, tabii izledikçe anlayacağım ama... Yani ikinizi de ayrı ayrı çok seviyorum. Yani ne yanlışları oldu tam bilemiyorum. Bir yanlışlar olmuş, ayrılmışsınız. Çok yanlışlar. Seni çok seviyorum zaten. Berke ile görüntülü konuşurken hep seninle de konuşuyorduk. Yani hayırlısı olsun hakkında. Mutlu olmanı çok isterim. Bu arada hepiniz ekrandan çok çok zayıfsınız. Diyorum bu koku nereden geliyor? Beğendin mi? Çok yakışmış sana. Ben de kokumu değiştirdim ve bu koku beni seninle olan anılarımıza götürdü. Hmm. Bu kokunun peşini hiç bırakmayacağım, emin ol. Bana uyar. Bana da uyar. Hadi oğlum, bitir şunu ya. Hadi sıfır hala değil mi? Valla sıfır hadi. Atabilirdin ya. İki tane sıfır. Hop atamam. Oldu oldu. Oha ya. Parmak. Kumu basket oynamış. Pardon çok özür dilerim. Çok özür. Sıfır çekiyorsun. Oğuz kolun nerede lan? Hop. Ye. Yeah. Aslında var ya bak. At o anlık var ya lan. Öyle oluyor. Bana mı kaldı? Son Mert'te. Biraz tehlikeli işte. Jole. Jole. Nişan alıyor. Saçından nişan alıyor. Jole. Aaa. Foli jole. Kontrol sende. Bunlar tamam. Hobi. Yes! Girdi. Ya bu işi bitiriyorum. Ya hayır. Atarsan biter.
Atarsan biter. Oğlum niye hep biz en başta başlıyoruz? Bunlar bir kere en başta. Evet, biz de ona göre atalım. Tamam, bir daha oğlum uzatma şu an. Çekil abi. Oo, oo, oo. Atamayacak zaten. Hadi. Bilmiyor. Nereye attın? Lan ne uzadı be. Bak ben atayım sen atayım. Atamayayım ihtimalim daha yüksek ya o yüzden. Öyle mi? Abi ben ihtimalim daha yüksek. Oğlum ilk gör lütfen. Bilmiyor. Ya acele bilmiyor. Kanka biraz acelim. Bekle bir. Odaklanayım mı? Hadi. Böyle bir yavaş. Olmadı olmadı. Hadi. Wink. Oldu inan. Yes! Ocak başına. Tamam bunlar okey. Tamam. Okay. Ocak başı. Ocak başına. Ocak başı okey. Ama. Hesabına. Hesabına. Zaten. Tamam okey. Hadi. Ama Berke gitti. Berke gitti. Yedek gel Ferhat gel. Ferhat. Kanka gel, abi uyuyor. Gel lan gel. Olsa. Berke yeni oynayacağım. Grup grup mu? Grup grup. Grup belli. Olur. Oğuzhan'da da sanki mangal başına gitmişsiniz. Başlayayım mı? Haydi. Basket oynuyorduk da ayıptı bize. Önde mi kırdık? Aşk Tom. Sanki geleceğini bilmiyormuşum ya. Anneci. Ne yapıyorsun? İyiyim. Heyecanlı mısın? Anne ve oğlum. Evet heyecanlıyım. Düşecektim şurada. Ayağım takıldı. Şaka yapıyorsun. Gel otur gel. Otur. Gel yanıma gel yanıma. Geliyorum. Berke'yle bir örnek giyindik. Ay heyecandan düştüm. Evet düşün. Aynı giyinmişsiniz. Ben aynı giyindik bilerek. Öyle yapalım hadi bebek. Ya, kızlar hadi. Gel gel gel. Berke gerçekten çok şanslısın. Evet, mükemmel gerçekten yani. Dünya. Evin enerjisini değiştirdi geldiğinden beri. Öyle mi? Evet, evet. Ya çok tatlı. Benim de enerjimi değiştiriyor her zaman. En zor zamanımda hep yanımda oluyor. Ben de çok şanslıyım. Gerçekten her zaman gurur duyduğum bir oğlum var. Allah razı olsun. Her şeyim çocuklarım. İkisi için de ölürüm. Ya ne yapayım ya. Hep öyledir. Kaldırır kucağına bizi döndürür. Bir de büyük annemiz var evde. Onu da aynı şekilde öyle kucağına kaldırır döndürür. Maşallah. Nasıl ev? Güzel. Kızlar da güzel. Tabii her ki, şey çok ki, güzel. Zaten sürekli izlediğim için bayağı tanıdık. Heyecanın yani. Gitti mi? Heyecanım gidiyor evet kızlar çok güzel misafirperverler. Evet. Belki annelerini biraz sorularla darladım ama. Keyfine bak. Yok hiç darlamadı ben daha çok darlamasını bekliyordum onu söyledim zaten. Evet. Darlamadı beni ya yani. Şaka yaptım bu arada. Yok hiç darlamadı hiç. Olsun olsun her şeyi sorabilirsiniz her şeyi cevaplarsın aşk kitabım benim ya. Bu bir şey gelsin. Sonra dışarıdan gözüktüğünden daha farklı değil mi? Evet. Yani, daha samimi. Evet daha sıcak daha samimi yani televizyonda böyle gözükmüyor burada daha sıcak gözüküyor burası. Valla annem taze taze almışsın. Nasıl? Çok güzel. Çok iyi valla. Öyle Allah bu arada arkadaşlar biz annemle İlk kısmı Solar çıktığından beri beraber izliyorduk. İlk kısmı Solar'ı evet, da ya. Evet. Güzel bak. Çıktı. Evet, evet. Hiç kaçırmadan izlerdim ha, ben. Kimi, kimin fanıydık anne? Emre Ubeyli. Emre Ubeyli. Beraber ben üniversitedeydim o zaman. Evet beraber Emre Ubeyli. Onu da çok mutlu olsun istemiştim ama o da bir türlü olamadı. Kim yani. O? Emre Ubeyli yani. He, o da bizim kafamız. Sağ olun. Evet o da Ayça ile olmadı. Sonra başkasıyla olmadı yani. Olsun. Bu sezonda oğlunuzdan sonra favoriniz kim? Bireysel olarak mı? Bireysel erkek. Olarak. Erkek. Erkek, kız. Yani hepinizi çok seviyorum ama Dilara ayrı. Erkeklerde? Benim için. Erkek için nasıl ayırayım şimdi? Üç tane var bence. Evet, üç tane var işte. Mert, Oğuz ve Oğuzhan. Bir tane, bir tane. Ama seçemem. Onu bire, ikiye indirin siz bence. Yani, aslında haklısın, doğru da yani Oğuzhan seviyorum ben yani. Berke ile bir aynı evi paylaştılar. Onunla biz görüntülü konuşurken de çok konuştuk. Yani aranızda çok kötü şeyler geçmiş olabilir ama bana hiçbir saygısızlığı olmadı. O yüzden şimdi nasıl ayırayım? Mert de aynı şekilde, Oğuz da öyle, çok saygılı. Hepsi öyle, çok ayrı. Ama onlarla birebir Berke'nin yanında oldukları için sürekli telefonda da konuştum yani. Ayıramıyorum erkeklerde şu anda. Küsmediler ha. Yok, olur değil. Ya, sorduk ki hangi çifti destekliyoruz şu anda, favori? Yani favorim onlar da ayrıldılar. Ayda. Oni dedi. Busmer'e de şey yapamıyorum yani. Onları da çok yakıştırıyorum. Yani hepsi yakışıyor yani. İlgör de öyle, İlmur da öyle. İnşallah sizlerin de olur. Bak onlar yeniymiş. Beykam. Beykam mı? Olsun artık hayırlısı diyelim. Hayırlısı inşallah anneciğim. İnşallah. Ne sordular başka? Ne soru soruyorlardı. Sorsunlar tabii kim sormuş. Dedi ki adı ne? Esin. Pardon. Esin değil mi? Esin dedi ki
Çok kabullendin hemen kaynanan olduğunu falan filan dedin. Kaynanan deyince sen ben de geri çekildim dedim. Ha geri çekildim dedim. Ben dedim ki öyle bir şey yok. Kesinlikle sorabilirsin her istediğini. Ne oldu kız? Yok dinliyorum. Bir şey olmadı. Bakın ne demek istedi. Videoyu izlettiler annene de şey, birazcık. Evet burada sizin konuşmanızı izledik de. Sen... Dövdü beni. Beni dövdü. Olabilir öyle şeyler. Erkeğe şiddet hayır. Biliyorum hayır tabii ki de yani. Kadına ses yükseltmeye önce hayır tabii ki. Tabii ki doğru söylüyorsun. Artık kızlarınkini biraz tolere edeceğiz artık. Oo Allah. Şey. Harcadılar burada bizi. Yok harcamazlar yani. Annem zaten her zaman. Odaya gidilmeyecekti. Damlacımız da seni dövmeyecekti. Yani ben dedim ki yine aynı şeyi söylüyorum. Tanışma yolundayız dememişsin. Eğer tanışma yolundayız deseydin ve ismini unuttum canım. Esin seni çağırdığında odaya girip otursaydı sen yanlış yapmış olacaktın. Yanlış yap. Ben zaten burada tanışmıyorum. Ama tanışma yolunda daha tanışma yolundayız flörtüz dememişsin. Evet. Başkasıyla da tanışabilir misin? Orasını bilemiyorum. Ne desem yanlış olacak. Olsun olsun. Yok gerçekten ben tanışma yolum varken zaten burada... Evet yapmazsın yani. Öyle bir şey yapmasın zaten ben de asla onaylamam. Bir şey soracağım. Belki evde dağınık mı? Pis mi? Yok asla değildir. Çok küçüklüğünden beri çok tertemlidir. Çok düzenlidir. Yatağını kendi mi topluyor? Toplar evet. Hadi canım. Kesinlikle tertemiz yapar evini yani. Yemek de yapar. Aa yemek yapmayı biliyor musun? Üniversite zamanında 2 yıl kadar Kocaeli'nde kaldı kendi evinde. Evet. Beyza da İzmitli. Ben de İzmitliyim. Sakarya'ya da sürekli gidip evet, geliyorum. Evet yani orada tabii ki kendi yemeğini kendi yaptı. Merto gel senle teki tek. Aa. Sana diş satıyorum. Aa. Eğer ben kazanırsam dükkanına gireceğim kardeşim. 3 parça takım bedava. Aa. Sen kazanırsan... Üç parça seçeneği sen söyle. Sen beni nasıl tatmin edeceksin? Üç parça da sen satın al. Kardeşim şu atış yapıyorum daha da oynamıyorum. Bak at bakalım. Tamam efendim. Şimdi oynayabilirsiniz. Gel Merto. Oynayın siz kendi aranızda. Sen beni nasıl tatmin edeceksin? Nasıl tatmin edeceksin? Sen de git alışveriş yap 10 bin liralık. Oğlum yine bana zarar, ürün veriyorum. Oğlum satın alın. Sen onun, bak 3 takım var ya, sen onun direkt 2 katı parası al. 6 takım hesabı. Tamam. 2 katı parası al. Ses yok ama. Ama attığımızda bağırabiliriz. Hadi bakalım. İlk sen başlarsan. Yok canım. Karşı yapma kalsın. Tamam. Tek mi 3 mü? 1, tek. Tek, tek, tek. Tamam evet. Mert, başlattır. Mert kazanacak gibi ya. Hadi bahis yapalım biz de. Kanka bir saniye, ben var... Koyuyorum ortaya. Bekle bahis yapıyoruz. Biz de Mert'le Murat arasında kim kazanırsa o tarafa para bölünür. Ben Mert'e 100 lira basıyorum. Ben Mert'e 200 lira basıyorum. Ben Murat'a 17,5 TL. 17,5 TL. Ben Murat'a 300 basıyorum. Oo 317,5. 17,5. Sen? Murat mı Mert mi kazanır bu yarışmasını? Kaç atış? Murat'a 500 basıyorum ben. 3 atış. Murat'a 500 bas. Ama parayı alırız ama yani. Ama kime vereceğiz? Para kime verecek? Biz şimdi şeylere. Evet. Ortaya atacağız kazananlar alacak. Ha. Tamam 1'de 0. Ama şimdi ne kaçar tane biliyor musun? 3. Kanka 5. 3-3 dedik. 3-3 mü tamam. Mert iddiaya duydunuz yani paraları. Ben duymayayım sıkıntı yok. Murat sana 500 bastık oğlum. 350. Kanka sen kayınbronlar alırsın bana havale de. Ben bak şöyle bir durum var yalnız. Hani ben 500 veriyorsam sana sen de bana 500 vereceksin. Yok lan ben 100 bastım. Niye öyle? Kanka öyle bir saçmalık mı var öyle bir kumar? Bastıysa o kadar çok kazanır. Öyle bir kumar şekli mi var kanka? Kanka öyle ortadaki parayı toplar. Hayır öyle değil. Öyle ortadaki para toplar. Yok yok. Oğlum ortadaki para toplar hiç mi? Çok iyi lan. Şaka şaka. Oğlum çok iyi lan. Oğlum kumar hala. Sen de bana 500 vereceksin. Oğlum kötü örnek oluyorsunuz insanlara. Çocuklar izliyor lan. Yok yok. Yok abi ben... Çocuklar izin. Karşımda bir kaybederse ben 500 alırım. Yes be! Helal be! Bitti mi? 3 tane kala çıktı. Helal be, bitti mi? Evlenmeye hazır olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Belki? Zaten biz programa girme askerden önce evlendirecektik onu olmadı. yani evlendirecektik. Hayır evlendirecektik derken asla öyle bir zorlama bir şey yok tabii ki. Yani şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Yok yok. Konuştuğu bir kız arkadaşı uzun bir ilişkim vardı. Uzun 4, bir ilişkisi 5 senelik, vardı. 4-5 evet. senelik. Askerden geldikten sonra da bir işte bitti. Evet biz at koyacaktık. Asker de bitti. Olmadı nasip değilmiş. Ben çok istemiştim olmadı. İnşallah nasip değilmiş. Nasip. Evet hayırlısı. Yeni birisini bulur. Mutlu bir yuva kurur. En çok torun sahibi olmak istiyorum. Ya. Yapacağız. İnşallah hayırlısıyla hayırlı insanlarla. Sadece severek olmuyor işte bu işler.
ailelerin de birbirleriyle anlaşması çok önemli. Ama ben de herkesle anlaşabileceğimi düşünüyorum. Şey, sizin gelininizin sanırım aile bağlarının da kuvvetli olmasını istiyorsunuz. Yani, çünkü iyi kuvvetli olur. Bir aile bağınız çok var sizin. Çok kuvvetli bir aile bağımız aynen, var anladığım bize. Kadarıyla. Aynen, siz birbirinize kenetlenmiş bir ailesiniz. Evet, yani ben oğlumla gelinim çok mutlu olsun isterim. Tabii onlara da hiçbir şekilde karışmam. Birbirlerini üzmesinler. Hı-hı. Karşılıklı yani. Sadece oğlumu tutmam asla. Önce gelinim. Ama tabii evet. Gelinim de oğlumu üzmemeli. Ona da kıyamam. Yani. Ama bu arada şey yani böyle hani aile bağı güçlü olmayan bir kadın getirdiğim zaman karşına asla da karşı böyle bir şey çıkma. Karşı çıkmaz. Ben yok, ne karar verirsem onu... Yok zaten şey bir kadın değil şey gibi yani. Hani yani o kimi isterse, yani, hani... kiminle evlenmek isterse yaşayıp lütfen. Görmesini isterim. Ama aile bağı kuvvetli olsa daha iyi olur sizin için. Yani tabii ki daha iyi olur ama yine de her kararında dediğim gibi aynı şeyi söyledim. Esin'in iki kuvvetli herhalde. Benimki bayağı kuvvetli. Olabilir. Ne güzel. Aile çok önemli. Zaten bence aile çok önemli yani. Murat ya. Emeğinin karşılığını aldın adı yine iyisin. Gel gidelim ya. Of, ben kızarayım. Hadi görüşürüz. Yeter burası. Ah. Başka bir de sen seç bence. Sen şimdi yok, böyle... Yok, biz seçeceksiniz gerekiyor. Bir şey yapıyorsa bir arkadaş şimdi... ismini al belki. Seçebilirsiniz. Evet, ya siz ne seçtiniz? Arkadaş demedik şimdi. Gelin adayı seçtiniz. Gelin seçersem yanlış anlaşılır. Pardon, pardon. Yoksa Dilara ile çıkalım diyeceğim. Çünkü kimseye ayıp olmasın öyle diye. Öyle olmaz ama lütfen. Bir gelin adayı geleceğim. Şimdi biri kırılır diye ama şey yapıyor da. Ben kimseyi kırmak istemiyorum yani. Burada kimse kırılmaz ama ya. Şey yapmaz. Siz kim istiyorsunuz? Burada zorunlu olur. Yardımcı olsun ben sana. Arkadaşlar. Biz 8-9 gündür şimdi Damla ile konuştuğumuz tamam. için. Tamam o zaman Damla ile çıkalım. Ayıp olur. Senin fotoğrafın hala duruyor. Benim fotoğrafım yok da. Senin fotoğrafın yok mu? Evet. Ya ne alaka? Ay ne oluyor? Hayır, hayır. Niye yapacaksın? Ulan benim de yok artık. Ya niye böyle şeyler yapıyorsun? Orada ben bakıyordum sana. Şimdi bir yanımdayım bak. Ya. Hı. Bunca zaman geldi o fotoğraf şimdi mi gitti bundan dolayı? Senin için. Yani çok tatlısın. Böyle şeyler yapma. Ben de aşık çok tatlısın. Aşık mı olursun? Olmadın mı zaten? Bu kadar. Bu kadar diye bir şey yok. Bari şöyle bu kadar olsun. Tamam bu kadar. Şimdi bu kadar oldu. Ne mutlu bana o zaman. Niye geri geldiniz? Oğlum Ferhat toplamamışsın orayı. Oraya toplaman lazımmış o zaman. Siz yapmıyorum bir şey. Siz yaptınız. Kim yaptıysa o şey. Siz başardınız. Siz niye geri geldiniz? Hasan abi barikatını aşamadık. Gerizekalılar. Beyler uyarı geldi, kim dağıttıysa toparlasın dedi şey yapımdan. Ses geldi. Evet kim? Ferah sen mi? Kim başlattı? Serpinciğim. Ben başlatmadım. Gel ben sana yardım edeyim. Çok iyi aynen. Ben de yardım edeceğim. Serpinciğim. Tamam. Hadi gelin hep beraber yapalım. Kaan. Tamam teşekkür ederim. Siz de vardınız. Gelin şuraya toplayacakmışız. İçeriye. Bunlar neydi ki? Uğraş olsun ki siz. Bırak da orada uyuyayım rahatlıkla. Bu neredeydi? Şurada yatır. Hep beraber toplayacağız yani. Beraber dağıtık kendimi. Ben yoruldum ya. Talha Bey. Hey, Bat Bey. Yeni adayımıza ilgili gibisin sanki. Hı? Yeni adayımıza ilgili gibisin. Ne ya düşünüyorsun? Yeni adaya ilgim... Ya
Söyledim ben, bana sordun dedi. Hoş kız, kafası açık bir kıza benziyor. Yani ne yapayım şu an için? Ben bir arkadaşla sohbet muhabbet ederim gördükçe. Aynen. Burada, o yani. Kadın burada arkadaş sohbet muhabbet ediliyor, bak sen biliyorsun. Yani tabii ama bir şey vardır yani. O elektriği alabildin mi? Ya çok aldım demem yani. Anladım. Çok aldım demem yani. Ama bunu zaman gösterebilir tabii. Bence de öyle zaman gösterebilir onu. Birazcık modu düştü gibi hissettim ben. Onun mu? Berke'den dolayı. E tabii. Sana bir söyleyeyim mi? At kanki. Eyvallah. Sana bir söyleyeyim mi? Sen o duruma düşseydin nasıl olurdun? Vallahi o duruma düştüm çokça. Ara ara düşüyoruz, çıkıyoruz yani. Benim de modum düşerdi ama yani öyle bir durumda. Aynen, illaki de. Şipi yok diye geliyor. Gidiyor, dansa kaldırıyor. Sonra şipi... Şey bir durum bir de biliyor musun? Hani şipi var mı yok mu? O da çok keskin bir şip de değil. Hani flört, hatta diyor flört, ben diyor flört, diğeri flört yolu diyor. Hı hı. Karışık bir durumun içerisine düştü. Sonrasında Berke Damla'yı tercih etti gibi bir durum oldu. Sanki öyle gördüm ben ama değişebilir mi? Değişebilir. Değişmez. Değişmez mi? Ne ki? Berke ile yeni gelen kızın durumu ya. Değişmez ki değilsin. Kızım, abi kız resmen Berke geldim diyor. Ya demiyor da yani ama. Hayır ya. Berke'nin, Berke şu an sence Damla'yı mı seçmiş oldu? Sanki bana öyle geliyor. Damla da okey canım. Bu net. Bence de öyle geliyor. Damla da sanki onun işi okey. Öyleyse işte bu değişir mi? Bunu konuş. Gerçekten iradenizden herkesi seçebilirsiniz. Bu sizin seçiminiz zaten. Bu hani Berke'lik aynen, bir durum kesinlikle. Yok. Siz istediğinizi evet, evet. Şey yapabilirsiniz. Yok yok, gözü çıkmayacak. Özür dilerim. Yok, sen içinden kimi geçiyorsa söyleyeceksin. Berke ile Damla birkaç gündür konuşuyorlarmış. Damla ile bahçeye çıkalım. Evet. Zevkle. Muhabbet büyük edelim. Büyük bir şeref diyorum. Tamam. Görümce. Sizlerle tekrar ben. Görüşmek üzere inşallah. Dahil olacağım. Evin yaramaz çocuğu. Aldım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim canım. Öpmeye zahmet etmeyin. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Berke size benziyor valla. Bana mı benziyor? Bana benzetmez ama. Babasıyla da çocuğun babasına da çok benziyor ama ben size de benzettim. Ben bu çocuğuma çok benzettim. Yani konuşmaları şeyleri benziyor da. Nereye gidiyorsun? Bahçeye. Hadi gidelim hayatım, gel. Bahçeyi gezdireyim, gel. Görüşürüz. Buraya da bak, erkeklere bir de bak. Ben de gideceğim. Tamam, vedalaşayım. Görüşürüz, tamam. Her şey çok iyi bak. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Biz burada vedalaşalım. Sizinle konuşuruz. Tamam, inşallah. Buyurunuz, buyurunuz Fıtış Hanım. Evet. Buraya geçebilirsiniz. Tamam. Siz niye geliyorsunuz? Siz niye geliyorsunuz? Biz baş başa sohbet biz etseydik. Mi? Biz mi? Bana mı diyorsun? Söylemediler ki. Biz gidiyor muyuz? Fıtış Hanım'a söyledi. Hayır, onlar ikisi mi? İkimiz sohbet edeceğiz biz. Aa! Öyle evet. Mi? Öyle mi? Gidelim bari dayı. Sonra geliriz biz, tamam. Duay ben ne soruyorsa sana laf sokmuştum. Evet. Ay, sizi görmeye çok sevindim bu ben arada. Ben de çok sevindim. Hoş evet, işte hoş bulduk. Berke bana haberinizi verdi. Dedim ki bugün böyle birazcık minnoş bir kız olayım. Minnoşsun, güzelsin öyle zaten. Öyle sizin için hazırlandım. Gerçekten... Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Siz de çok ederim. Şık olmuşsunuz. Gerçekten teşekkür çok güzel canım, olmuşsunuz. Ayrıca çok nazik, çok beyefendi. Gerçekten çok harika bir çocuk yetiştirmişsiniz teşekkür yani. Teşekkür ediyorum. Biz burada tanışmıyoruz Berke ile bu arada. Biz daha öncesinden tanışıyoruz. Onun haberini vereyim size. Biz böyle yaklaşık böyle 6-7-8 ay kadar biz konuşmuştuk dışarıda. Tamam. Programa girince böyle ara ara yine konuşuyorduk, sohbet ediyorduk falan. Sonra ben de geldim. Dedim İyi ki ilk kez Berke'yi burada göreyim, burada tanışalım. Ha, dışarıda görüşmedin mi? Hiç görüşmedik. Tamam. Birbirimizi ilk defa bu evin içinde gördük. Tamam. Ve hani baktık eğer bir şey de olursa gelecekte bir anımız kalır. Nerede ilk kez birbirimizi gördüğümüz yer, ilk kez evet, bir şeylerin evet. Yaşandığı yer diye güzel bir anı kalsın diye. Yani ben de gelmekte çok çekindim. Berke de bana aynısın dedi. İlk gelmişsiniz. Anne dedi böyle bir anımız olsun dedi. Ben dedi evet. Yanımda olmanı istiyorum, gelmeni istiyorum. Onun için yapamayacağım hiçbir şey yok. Evet. Uzaya yani. Desin giderim yani. Ya siz benim anneme de çok benziyorsunuz evet. Biliyor musunuz? Yani benim annem de şeydir. Çocuğu için yani her şeyi kesinlikle. Yapma. Kesinlikle. Ben sadece çocuklarım için yaşıyorum. Hayatım çocuklarımdan ibaret. Başka hiçbir şey yok.
Yani ben dinlenmek nedir, gezmek nedir, eğlenmek nedir bilmiyorum. Sadece çocuklarım için yaşarım. Çalışmak ve çocuklarım. Başka hiçbir şey yok. Ay, çalışıyorsanız çok da yorucu olur ya. Olsun, hiç sorun değil. Değiyor, çalışmak değil mi? Çalışmak insanın kafasını dağıtıyor. Bir de değiyordur. Tabii ki değiyor. Yani. Çalışmadan hayat ilerlemiyor. Hayat, yani çocukların geleceği için bir tabii ki birikim yapmak zorundasın haliyle. Kendi zaten yapıyor, işi var ayrı ama... Ben de illaki bir şeyler istiyorum onun için yapmak yani. Yani tabii. En büyük arzum tabii ki onun evlenmesi ama ne zaman, nasıl, kiminle artık kendisi karar verecek. Yani hayırlısı olsun. Amin inşallah. Çok mutlu olacağı biriyle olsun inşallah. Evet, bu sizi de takip edeceğim. Ay, izleyeceğim. Evet, çok sağ ol. Yakıştırdım ben sizi. Ay, gerçekten. Gerçekten. Şu an gerçekten çok mutlu oldum. Heyecanlıyım biraz, çok kusura bakma. Yok, ben de çok heyecanlıyım. Dilim tamam kurudu. Su getireyim yok, size. Yok, teşekkürler. İçtim ya, sağ ol. Anan senin. Hadi git basalım ya, ne konuşuyorlar bunlar. Gerçi anneler de görecek gibi, daha dur. Konuşsun. Çok enerjik. Biz Damla ile konuşurken programdan önce hiç böyle ilişkisel anlamda konuşmuyorduk. Ha. Direkt flört gibi böyle. Flört gibi değil. Zaten... Ya flört gibi yani. Yani anlayacağın tarzda. Ama şey dedi Damla. Yani. Dedik ki biz baya baya konuştuk. Çok dedi. Konuştuk ama ilişkisel anlamda değil işte. Yani bir ilişki düşünmüyorduk. Konuşuyorduk. Vakit geçiririz. Ne olacağı belli değil, anladın mı yani? Böyle yani ne gezme, yapıyorsun? Gezme, eğlenme. Mekana gitme tarzında yani. Yani sence fotoğraflardaki gibi mi yoksa öyle, birazcık öyle. Seni... Ben hiç bakmadım profiline. Öyle öyle. Güzel. Tophane gidiyor. Gerek annesi değil. Günaydın. Günaydın. Akşam oldu ya. Aman aman aman. Maşallah maşallah. Ne güzel mesela. Ay aşkım, güzel koku ne? Aşkım. Ne? Ne kokuyor böyle? Bebek bir şey kokuyorsun, bebek gibi. Söyleyemem. Ne sır. Bu? Aşkım, bu ne? Sır. Hı? Sır. Dur, ben küçük hediyeni alayım, geleyim hemen. Kaan, benimkini de getirsene Kaan. Oni. Ne haber kanka? Gel şundan isteyek ya, Oğuz o vermiyor, gel gel. Gel. Anastasia. Anastasia. Canım, tek umudumuz sen kaldın. Bak, Stek. Robot robot geziyoruz. Heh, şöyle bir vallahi bak ya. Billah. Allah razı olsun, yüzümüze baktınız. Gidiyoruz Çeliğe, yüzümüze bile bakmıyor. Konuşmama bile gerek kalmıyor ya. Anastasya, sen cansın can. Can ya. Ne varsa... Adını Anastasya mı koydun? Ne varsa Rus'ta bunun var. Bunun adı ne? Sibel. Serpil. Sibel Serpil miydi? Kız ismi koymuşlar hepsine. Robota yalvarmadınız galiba. Peki şu arkadaşın ismi ne? Ona ismi yok, onu sen koyabilirsin istiyorsan. Onun ismi? Güzel bir isim söyleyebilirsin. Gizemli göz olsun. Olabilir. O hiç konuşmuyor zaten bize. Şey yok ufak. Şunların ikisi. Sen ne yapıyorsun? Fero daha iyi misin? Ve hangi konuda mesela? Bayağıdır peki görmüyorum seni. Ya ben zaten iyileşmiyorum ki burada. Ben burada çıkmam lazım iyileşmem için. Ben burada iyileşmiyorum zaten. Aşkım, bugün de bu düştü. Aa, üç tane düşmüş. Ama bu demek ki Murat'ın yazdırdığım ev... Elendi bak ama yazdırmadım. Hala sıpasağlam. Diğerleri de elenmiş. Belki de şeyden kaynaklı elenmiş de olabilir o tırnaklar. Sana böyle bağıracağım, çağıracağım ya da uyuracağım ya böyle hatalarında. Ya bu senin elinde Murat yazan el. El bak çürüdü, öldü yani. Sen bir zayıfladın mı? Neden? Biliyor musun, yüzün biraz ince geldi. Hayır, zayıflamadım. Zaten zayıf. Aynen, zayıflama aşkım. Zaten zayıfım. Yok, sen zayıf değilsin. Kilolu asla değilsin. Balık etli de değilsin. E neyim ben o zaman? Yok sen zayıfsın, evet doğru. Yok tamsın ya. Ne eksik ne fazla. Senin de biraz göbeğin var. Gidiyorsunuz ya. Ya. Sizinle sohbet etmek çok güzeldi. Benim de sohbet etmek çok güzeldi. Güzel, veda ettim. Çok memnun oldum. Ben de konuştuğuma çok memnun oldum. İnşallah bir dahaki gün Sakarya'da görüşürüz. İnşallah. Hayırlısı diyelim. Hakkınızda hayırlısı gel, olsun. Gidelim aşkım. Gidelim anneciğim. Aşkım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Dikkat edin tamam, kendinize. Tamam. Teşekkür ederim. Ay, biz robotlarımız nereye? Erkeklerine mi gidiyoruz? Gitmiyoruz galiba. Bilmiyorum, biz robot olacağız. Hayır, veda edebilirsiniz diye galiba. Biliyorum. Erkekler geliyor ya şimdi, tanışıyoruz onlara. Doğru, tamam. Evet, sen vedalaş erkeklerine. Tamam.
Hocam merhaba. Nasılsınız? Gerek yok. Yok sağ ol. İyiyim. Sen nasılsın bari? Evet. Çok sağ olun. Çok tatlısınız. Hoş geldiniz. Ay yapma ya. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın canım? İyiyim valla ne olsun. Ha git bir izin aldık Leyla'yla. Sonra ekranı Beyza'yı ile ödeyin verdiler. Olsun olsun. Son anda verdim. Teşekkür ederim. Aşkım bana ne aldın? Aşkım sana küçük bir hediye aldım. Sen hep böyle hediye paketiyle geliyorsun, beni alıştırıyorsun. Alış. Ama... Hı, ama ne? Ama ne? Oy, 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 oy. Ay bu ne aşkım? Oy bunu da kurdeleye takmış. Ay burada kamera... Bakın burada kamera var mı? Burada mı var? Bilmiyorum. Gençler girebilir miyiz? Gel, evet gel. Gelin. Bak Beyza. Oha. Hello Kitty. Aa, üstüne de uyumlu olmuş tam. Harbiden üstüne de çok uyumlu olmuş. Aşkım teşekkür ederim. Güzel. Sen çok ince bir düşünceli bir sevgilisin. İyi. Çok. Sen de çok ince. Tatlayar mısın? Bir kaşık yok aşkım afiyet olsun. Emin misiniz? Eminiz eminiz. Tamam. O zaman çantanı da kaybettiniz. Bir kere soralım. Sorunca şey mi? İnşallah hayırlı bir şey var mı? Var mı? Evet, iyi yaptın aşkım. Bu kurdaleyle de saçımı toplayacağım. Kurdale de bakayım lan. Kurdale. Oh. Gel yapalım. Ya aşkım bu ev senin kırmızı pembe değişik çok güzel bir renk. Dur bakayım. Aşkım. Oy oy öldürmez. Çok tatlı oldun ya. Kırmızı başlı kız gibi. Senin saçların niye böyle Görkem efendi? Güzel mi? Niye öyle dedin peki? Sinirli bir şekilde bir tık. Ben çünkü bu saç modelini çok beğendiğim için yapmanı istemiyorum. İyi ki doğdun Gizem. İyi ki doğdun Gizem. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Amin. Allah'ım inşallah Berk programa gelir. Onlar sen de gülerek sendin. Aşkım. İyi ki doğdun Pasta. Şimdi oraya koyuyorum. İlk kutlama değil ama daha çok insanlar var devirde. Ya daha teşekkür ederim. Beyza'larınızı da ayrı. Hediyeyi beraber seçtik. Asıl bombayı söyleyelim mi? Anladım. Bu pasta Berk'ten sana gönderildi. Aaaa! Hediye de Berk'ten sana hediye, bilgin olsun. Ay 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 ay. Oha! Wow! Bir dakika, gerçekten onu da Berk gönderdi, dedi ki güzel günler de taksın. Yanında olamadım ama... Aa, sen de... Elbet burası da bitecek dedi. Dostum bak. Oha! Çok güzel bir pahalı bir hediye. Çok güzel. Pahalı olması önemli tabii. Gerçekten. Çok hoşuma gitti. Bu uğraşı bensiz. Evet, ay, sen bir gelsin o zaman oynayalım. Nasıl geçti günün? Dün akşam. Çok güzel. İyi. Sen? İyiydi işte. Şimdi şey konusunu konuşacaktım. Hani... İlk defa sizin gibi konuşup buna zaten bir şey demiyorum daha dedim. Ama günaydın'da mesela bugün yattığım kelebekte hani kim olursa olsun şu an hani isim önemli. O biraz şey oldu biraz saygısız. Ben şöyle diyeyim bak beni dinle. Anlıyorum hani aslında hani ben yapmam lazım ama yapmıyorum çünkü bu benim seviyem değil. Bu senin de seviyen değil. Biliyorum ne yapmak istediğini her konuda arkandayım ama böyle şeyler tek bu konuda bari İkimize saygılı davranalım. Bak hayatım şimdi ne biliyor musun? Karşı taraftaki insan insani hareketler yapmıyor. Ben gerçekten o kadar çok üzüldüm, o kadar tamam. Çok sinirlendim. Doğru. Ki. Anlıyorum. Hani yani onu görmek bile beni rahatsız ediyor. İnanırım ama böyle bir şey var. O öyle yapıyor, sen yapman lazım değil. Sen orada saygını tamam, koy. Tamam şarkı söylemem ama arkadaşlarımla muhabbetime devam ederim. Muhabbet et. Onlar muhabbet et ben gördüm bak. Seyirci falan patlatıyordun. Gördüm onu. Çıktın da yaptım. Bak. Onlar konuşuyorlar diye şarkı söylemem ama konuşmama devam bak, ederim. Bak konuşmaya dedin saygını... ama ses bak.
gıcıklığını yapmazsa ben anlıyorum zaten gıcıklığını yapayım yapmayayım diye. Yani, o gıcıklığına yine muhabbetimi ederim ama şarkı söyle. Ama rahatsız etmeyecek şekilde bak. Yok rahatsız bak, edecek bir... şekilde de söyle. Konuşurum yani. Ama bak yanlış. Canım ya bak, bak sana yanlış. Akşam, onları zaten yanlış bak, normalde anlatmak ya da söylemek istemiyorum. Akşam ben bana kullandığı kelimeleri söylersem ben zaten aklıma geldikçe deliriyorum. Tamam. Zaten ok, iki gündür benim modum yok farkındaysan. Hani yediremiyorum bazı şeyleri. Anladın mı? Herkese yapılabilir. Ama iftira boyutuna geçtiği zaman bazı şeyler benim çok canımı sıkmaya başlıyor. Çok beni germeye başlıyor tamam. Ki gerçekten bazen kendimi tutmakta güçlük çekiyorum. Hani benim üzerime iftira atıyorlar ya, yok Beyza tuvalette sıkıştırdı, yok omuz attı. Bunları yapmadım ama ben bunları yaparsam gerçekten tamam. isteyerek sadece omuz atmakla da bırakmam. Biliyorum bak bunu herkes biliyor. Sen, bak sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Anladım, bunlar da biliyor. Ama bak demek istediğim, ben o, normalde bak, seviyesiz bak, diyoruz. Eden... Bak seviyesiz diyoruz, o seviye biz niye düşüyoruz anladın mı? Sen orada bir şey demesen kaliteni gösterirsin. Hani bu kim olursa olsun, bu yine de ayıp anladın mı? Hani bak biraz düşünsen, bir kere yapsan anlarsın zaten. Onu bak kelebekten sonra istediğini diyebilirsin. Ben zaten sana susma demiyorum, bundan sonra susma demem zaten. Ama bak, biraz hani dikkatli et, biraz saygılı ol insanlara karşı. Paylaşamıyorum kozlarımı, sürekli kaçıyor çünkü hayatım. Anladın kaçsın, mı? Kaçsın. Kaçıyor, sürekli tamam, kaçıyor. Tamam, gör bak, anlıyorsun işte kaçtığını. Yeter olsa senin için zaten yeter o. Kaçmasın, konuşsun istiyorum. Konuşsun yeri benimle ya. Zaten konuşur. Anladın mı? Benimle... O şey, biraz dikkat etsen. Tamam, ben onu, orada Murat da zaten şey yapmış. Dedim Murat, sen bir şey deme. Ben bu ortadaki diyeceğim. Beyaz ne? Beyaz bir şey var ortada. O bence. En güzelini sen al. Anlat. Bana ne kadar aşık olduğunu anlat. Sana çok aşığım. Niye bu kadar aşığım ben sana? Yani ne kadar? Açalım biraz. Ne kadar biliyor musun? Bir astronot olduğunu hayal et. Ettin mi? Uzaya çıkıyorsun. Ve uzayda görevi ne kadar ne görebiliyorsan o kadar çok seviyorum seni. Boşluk. Sonsuzluk. Bakış açısı. Artık neresinden bakmak istersen. İyiydi bu. İyi miydi? Evet. Evet, hoşuma gitti. Bugün benim doğum günüm. Dün buraya geldin. Burada olmanı çok isterdim ama burada olmadığın halde ve daha bir günlük bir şey olmasına rağmen beni düşünüp pasta yollamışsın, hediye yollamışsın. Bu çok güzel bir his. Yani bir günde bu kadar değerli hissettirilmek bir kadın için en güzel hislerden birisidir. Duygulandım. Olsak da olmasak da gerçekten teşekkür ederim. Umarım gelirsin, biraz bu evde bir şeyler yaşarız. Öyle. Teşekkür ederim Berk. Ay duygulandım ya. Kızım çok iyi. Evet, çok sevgilimiz. Evet. Çok kısa, çok teşekkür ederim. Mesle olmuş. Ay kızım, güle güle. Kullan ve mutlu ol inşallah. Bu doğum günü sana böyle bir hediye getirmiştir bir diyelim. Bir doğum günü benim için o kadar önemli ki ayrı bir... Ben geçen sene çok kötü geçirmiştim. Eskiyi unut. Bak bu belki de bir kilit noktasıdır. Öyle düşün. Çok şükür. Ne yapayım kız? Gizemciğim gel. Hadi. Aşkım. Gel geliyor.
Evet. Damattan. Damattan ney? Damattan set işte, daha ne olsun. Bir altın aklına neydi? Hepsini düştüm ben. Gazi oldu. Baş parmağın tırnağınla sen nasıl iş yapıyorsun? Bakayım. He, bunlar yapıyor mu? Düştüler ya. Çok küpeleri... güzel. Takacağım ben. Çok güzel takacağım. Kaç oldun güzel? 25. Ayol bu ne değişik. Bu küpe mi? O küpe. Şu an 24 yaşındayım. 4 sene sonra 28 oluyorum. Çocuk yapsan 29, bir sene tatil yapsak, gezsek, tozsak her yeri 30'da çocuk yapmak istiyorum. Çünkü benim babam çok yaşlı. Ben mesela 24 yaşındayım. Babam 55 doğumlu, benim 72 falan yaşında. Babamın yaş, yani ben çocuğumun da 20'li yaşlarına geldiği zaman yaşlı olmamı istemiyorum. Yani çocuğuma böyle 40 yaşına kadar babası olsun, 45 yaşına kadar babalığı hissetsin. Elimden gel, yani ona yardım edeyim de gücüm olsun, elimden gel. Şimdi de ediyor babam benim ama hani yarın ya olmazsa anlıyorum şüphesi. Seni. Evet evet. Yarın ya olmazsa her şüphesi. Her şeyin de yanında olamıyormuşsun gibi. Yani evet. Tamamen kendin yanında olup büyütmek istiyorsun. Evet yani o ne olursa olsun her zaman yardım etme gücüm olsun istiyorum ona. Benim şu an babamın ben gücü yapacağım. Var ama farklı sebeplerden dolayı uzağız biz babamla. Bizi terk etti 13-14 yaşındayken. Ben o zamanlar hafızlık yapıyordum. Hafızlığa daha yeni girmiştim. Babam yüzünden girdi. Yani babam çok istedi diye başladım hafızlığa. Sonra annemle anlaşamıyorlardı. Kavga ediyorlardı zaten eskiden sürekli falan. Sonra son zamanlarda hep böyle gidip başka yerlerde ev, iş yerinde kalmaya başlamıştı. Böyle haftada bir gün eve geliyordu falan. Sonra bir gün bir daha gitti, bir daha gelmedi. Çok büyük bir travma gerçekten. Yani alıştım ben, travma değil aslında benim için. Alışıyorsun da işte o zaman anlamıyorsun onu, o kalıyor sonuçta bilinçaltında. Tabii kalıyor yani arkamda. Ya bana yardım etmesi de önemli ya da aradığım zaman işte baba şu işim var şunu hallet demem de önemli değil. En azından babamı aradığım zaman böyle arkamda babam var demem. Benim özgüvenimi de arttırır. Benim dünyaya karşı savaşımı da arttırır mesela. Ama ben şu anda o konuda eksiğim. Eksik hissediyorum kendimi. Ve bu eksikliği ben bildiğim için çocuğumun da bu şekilde eksiklik yaşamasını asla istemem. İşte bu. Ben de böyle düşünüyorum yani. Bu kötü durumlardan ben de bu şekilde tecrübe ediniyorum. Ve ben de işte bana yapılan bu hataları ileride ben de çocuğum olunca bunları yapmak istemiyorum. Çünkü... Ruh hastası Fero. Problemleri var Fero'nun. Deli değil mi Fero? Sensin deli. Uyuyor be. Merhabalar Serpil Hanım. He doğru ya, izin de vardı. Görkem'le hallederiz onu. Serpil Hanım. Serpil, biz doğum günü partisi düzenlemeye gideceğiz. Serpil, bizim doğum günü, Gizem'in doğum günü. Bizim artık gidip hazırlık yapmamız lazım. Gizem'in doğum gününü kutlamak istiyoruz. Bizim kız verirsen. Arkadaşlarımıza yardım edelim, yardımcı olalım. Evet. Onlar da bizi yalnız bırakmasın. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Hadi Anastasia seni sevmiyorum ben canım Serpil'ciğim. Kazım, ne Kazım. Ne mutfağıyla işimiz yok. Evet. Bak şurada Kazım. Kazım mı? Kazım, bu da çok iyi. Aa. Kardeşi gelmedi değil mi? Annesi geldi herhalde. Kuzenim vardı benim. Bir kişi vardı. Şansına. Düşüyor muydu annesi Merve? Hmm. Hayda. Benim annem hiç gelemez böyle yerlere ya. Gramla konuşamaz gelsin. Heyecan oluyor illaki. Babam gelse çatara patara konuşur ama. Kesin. İlayda da heyecan yapar. İlayda da yapar. Babam yapmaz sadece aralarında.
Sallanıyor ya, ben gidiyorum. Senin için oynaman için gıcırtı, uyuman için ufak bir sessizlik gidiyor zaten. Sessizlik ve sallanma böyle, böyle mıy 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 mıy. Ben kimseye yorum yapmıyorum artık ama herkes bana yapıyor yani. Niye yorum yapmıyorum? O da ayrı konu, çok uğraşamam. Kimse gerçekten umurumda değil. İlgilenmiyorum yani kimse. Benim umurumda. Bir tek sensin. Ne? Tek kişisi umurumda benim de. E tamam, benim de zaten. Ben de onu demek istedim. Diğer insanlar umurumda değil, bir tek sen. Ki önceden böyle biri değildim ben. Nasıldı? Milleti umursama anlamında söylemiyorum da. Yani normalde arkadaşlıklara çok önem veriyorum. Burada böyle sürekli bir tek sen. O yüzden de böyle biraz hızlı tanışıyoruz mu diye. Evet. Hızlı ilerliyor gibi oluyor, anladın mı? Evet evet. Bütün gün çünkü sabahtan akşama kadar yanında olduğum için. Normalde böyle değildim sonuçta. Yani belli bir zaman. Evet. Sen de mi öyle? O yüzden zaten yani hem bu evde seni anlayan ben, beni anlayan da sen olduğun için. Tek kader ortağım, dert ortağım. Yani kader ortağı olarak da. Yanımız bir yani orada da anlaşabildiğimiz için bu kadar hızlı ilerleyebiliyor, ilerliyor. Onu fark ettim. Üstündeki ne güzelmiş bu arada. Teşekkür ederim. Daha yeni mi fark ettin? Şimdi yani zaten güzeldi de şimdi daha detaylı baktım. Güzelmiş. Güzel bakan güzel görüyor. Hmm. Evet. Çok güzel bakıyorum. Farkındayım. İki doğdun Gizem. İki doğdun Gizem. İki doğdun, iki doğdun. Oo, bir pasta daha yiyeceğiz. Bir pasta daha yiyeceğiz. Ya. Bir, iki, üç. Gizem. Ay dur, ben de getireyim kendisi. Hadi bak, Berk de gitti. Berk geri gelsin bile. Hayatım bakın. O ne? Berk pasta da yollamış. Takırı da yollamış. Vay vay vay. Dileğini tuttun mu? Çok bekledim. Hadi hadi. Hadi şu sarılın. Hadi biz pasta yiyelim. Hadi hadi biz pasta yiyelim. Hadi hadi. Yazıyı ben yiyeceğim. Yazıyı da gelsin. Bekle. Göreceğim. Yazıyı ver. Yazıyı ver. Evet. İki topladı hadi. Hadi geçiyorum. Biz de gel. Esma çök. Gel gel. Ya tutmayız lan. Daha yavaş. Ben ağzımda. Hadi oku oku oku. İki dağıtıcını arkadaşlar. File doğru oku. Queen tercihini de düşünme. Ne? Kaç çok güzel bu arada, çok beğendim. Güle güle tatlı. Kimin fikriyse bizim ortak karar. Çok güzel, güzel yani. Ya ben hayatımda böyle bir doğum günü yaşamadım. Çok teşekkür ederim. Nicim arkadaşlarım, yazıyı okuyorum. Afroditlerin tanrıçası, sen her yaşında güzel ve seksi kalacaksın. İyi ki doğdun. Seni çok ama çok seviyoruz İlbeygiz. Ya! Ya! Bebeğim. Canım arkadaşımız, dostumuz. İyi ki doğdun. İyi ki varsın sen yavrum. Ya iyi ki siz varsınız. Bir şeyimiz yok yemin muydu ama? Yemin ediyorum. İlbeygiz! 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 Bak bak, gözüm oradan bana bakıyor. Ayılsam mı? Ben kacımla bir yere poz vermek istiyorum güzel. Nereye? Serpil'e mi vereyim? Serpil. Benim pozumu alır mısın Serpil? Doğum günü hediyesi olarak beni çıkar. Böyle kolyem de çıksın. Böyle benim pozumu al, olur mu? Versene aşkım, ben neyim birazcık.
Tamam, aldı. Afiyet olsun. Ama bunu yayınla, Serpil. Gömdük ama. Yayınla edit yapsınlar, böyle tacım, güzel afrodit tacımın gözüksün. Ben seviyorum. Çikolata sevmiyorum, çikolatasını pastanın. Ben kekini seviyorum. Kanka tacı çok beğendim. Net. Güle güle kullandığım arkadaş çok güzel değil mi aşkım? Görkem yapma. Ben gideceğim abi. Şu an nereye? Vallahi hiç tartışamam, şuralarda oturacağım. En büyük pasta ben aldım. Ya Diloş, Diloş, Diloş. Güzel bir dilek tut. İyi doğum günü. İyi ki doğum günü. Teşekkür ederim. Evet. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Diloş. Muhalimde bile bunu düşündüm ya. Tabii ki aşkım. Sana kurban olurum. Aa. Şimdi büyük başka insanlar almıştı. Ben de küçük bir şey alayım dedim. Çok tatlı, saçmalama. Gel. Çok ben onu da göstereceğim Serpil'e. Gel. Utanıyorum. Neden? Ne bileyim. Of. Aklıma bir şey geldi de söylemeyeceğim sana. Söyle. Sinirlenmek istemiyorum. Yok. Söylemeyeceğim. Ama bir kere aklına geldiyse söylemen lazım. Ay kendi evimdeymiş gibi hissettim. Niye? Boş ya. Yoksa ben yanında olduğum için. O da var. Şey dermişim, benim evim sensin. Öyle oldum bu arada. Benim şu an bir evim yok biliyorsun. Bir oradayım, bir buradayım. Sen nerede yanımdaysan orası benim evim oldu. Şu süreçte. Farkında mısın? Farkındayım. Güzel o zaman şey. Benim evim sensin yani. Ben güzel bir şey yani böyle. Böyle şeyler yaptıkça bizi birbirimize daha da çok bağladılar. Farkında bile değiller. Ben de senin yanındayken yuvandaymışım. Güvenli hissediyorum sen. Güven veren bir yanım vardır yani. Duruşum falan. Güven verir genelde insan. Saçma sapan bir şey yapacak mısın gibisin. Bir şeye atasım var dedim. Bir boşluk göremiyorum. Neye atasam acaba diye. Gel biz de oynayalım. Ne? Ne atacağız? Hadi gel. Geç. Herkes yazılar yazmış. Ben hiçbir şey yazmadım. Neden? Yazarız. Neden? Burada ne oluyor? Hadi git şimdi. Moralim bozuldu şimdi. Derler ya bir takım oyuncusudur ya da bireysel oyuncu. Sen takım oyuncusu değilsin. Sen bireysel oyuncusun. Tamam lazım. Ayağını kapatın. Mert'cim sen gidersen benim dünyam biter. Ben işte nefes alamam mı demem ki? Sağlıksız bir hal almaya başlıyor ilişki. Sana inanamıyorum. Tamam inanamıyorsun o zaman Dilara'nın yanında oturabilirsin. Ben direkt buradan gidiyorum tamam mı? Ha, sen bu gitmeye çok alıştın. Ben direkt buradan gidiyorum. Bir daha da yanına oturmuyorum. Bu dediğimi de unutma. Gerçekten çok tatlı bir kadın. Kaynanan olsun ister misin? İsterim bu arada kaynanam olsun.
diye kırmızı oda olsa çağırırım diyorsun. Evet evet çağırabilirim. Erki Hanım zaten boşuna heveslenmesin. Öyle bir şey olmayacak. Ben onunla yüzleşemiyorum. Tam olarak sakin bir alanda karşılaşamıyorum. Ya sürekli kaçıyor ya kalabalık oluyor. Ben mi kaçıyorum? Ne saçmalıyorsun? Ben seni görmüyorum bile. Yoksun. Seninle uğraşırım. İstediğin kadar uğraş. Oh, seni tine almıyorum ki. Yapmadım. Yoksun. Ama yapsaydım da çok güzel olurdu. Oh! Senin gibi pis kalpli insanlar ucuz kelimeler kullanarak beni mağdur duruma düşürdü. Bunu sen yaptın zamanında. Hı-hı. Boş evet, konuşma. Evet. Bu da tamam, senin hoşuna gidiyor. Zevk alıyordun. Anladın mı?